Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Miraç mucizesi. Peygamberimiz Aleyhisselam en büyük mucizesi, en büyüğü Miraç mucizesi. Hiçbir peygamber nasip olmayan bu mesele peygamberimiz özel bir mucizedir. Mucize. Bize Mevlam buyuruyor İsra suresinin ilk ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanen esra biabdihim. Sübhanen esra biabdi Allah sübhandır. Açamam anlamda inşallah. Esra biabdi leylen. Abdini, kulun Muhammed'ini gece yürüttü. İlahraye. Yani Kur'an-ı Kerim'le sabit olan kısım bu. İsra kısmı. İki ayrılıyor Miraç meselesi. Birinci kısmı İsra bölümü. İkincisi Miraç bölümü. İsra bölümü Mekke'den Kudüs'e gitmesi peygamberimizin. Buna İsra deniyor buna böyle. Sonra Kudüs'ten gökte çıkması, gökte aşması, artık beynimiz alemine gitmesi peygamberimizin bu adı Miraç deniyor buna da. Miraç deniyor buna da böyle. Bir insan inkar ederse Allah korusun bu İsra bölümünü inkar ederse dinden çıkar, kafir olur ne diyor tarih böyle. Kur'an-ı Kerim ile sabit olduğu için böyle. Tabi yani akıl ötesi bir mesele bu. Zaten keramet olsun, mucize olsun, bunlar akıl uyuşmaz bundan muhtemelen böyle. Eğer bir akılla, fenle, bilgi uyuşsa, bu keramet mucize olmaz onlar böyle. Anlamışım mucizende, mucize, aciz bırakan, yani hiçbir zaman insan yapamayacağı bir mesele demektir mucize böyle. Çünkü ağır cismin yukarı çıkması, tabi güç, imkansız bile böyle. Bazıları ışık hızı ediyorlar bunu. Işık hızı bazı insanlar diyorlar. Işık hızı değil muhteremler. Melek hızıyla olmuş. Melek hızıyla oluyor böyle. Işık hızıyla imkansız ışık hızıyla böyle. Bilirse zaten Samyolo galaksinin çapı 100.000 ışık yılı, 100.000 ışık yılı. Yani kaç milyar yıllar ışık yılı gidirse bile böyle. Böyle. Bu gecenin bir kısa oluyor böylece. Şimdi her şeyin bir şeyi vardır. Ayetlerin böyle belli bir notası vardır. Bu ayet-i kerimede Sübhanellezi diye başlıyor. Sübhanellezi diye başlıyor böyle. Sübhane. Sübhane, o Allah münezzehtir Celle Celaluhu. Münezzeh, her noksanlıkta münezzehtir böyle. Mevlam. Yani Allah şey yapabilir mi? Denemez. Nedir Mevlamız? Aleykülcine kadir böyle. Kudret, iki yarılıyor böyle. Kudret-i mukayyet, kudret-i mutlak deniyor böyle. Kudret-i mukayyed, kudret-i mutlak. Kudret-i mukayyed, kayyetli kudret, sınırlı kudret mesela böyle. Mesela bizim kaldırımız bir taş. İnsan kaç yüzyı taşıyabilir? İnsan ne yapabilir? Mesela Ağır Dağı'nı bir gün hiç kaldıramaz. İnsan altı gün hiç böyle. Yani her insanın yetkisi ne olsa olsun, gücü, kuvveti sınırlı böyle. Allah'ın kudreti ise sınırsız mesela. Böyle kudret mutlak diye böyle böyle. Yani bir peygamberimiz tabi da insandır, beşerdir. O kendine göre çıkamaz mesela böyle. Mevlam biliyor, Sübhanel Esra Biyab diye. O Allah ki kulunu o yürüttü, o çıkardı. Yani mucize yaratan Allah, peygamber yapmaz mı? Bu Mekke-i Mükerreme'de oldu. Hicretten aşağı yukarı 1,5 yıl önce oldu hicretten. Mekke-i Mükerreme'de oldu bu Miraç meselesi.
Bir söz vardır ya böyle, kul sıkışmayınca hızlı gelmez diye böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nde en zorlu günlerinde oldu bu böyle. Amcası Ebu Talip vefat etti. 10. yılda nübüvvetin, peygamberlerin Mekke'de. Vefat etti amcası Ebu Talip. Ebu Talip, İslam'ı kabullenmemişti ama karşı değildi. Yani bir onur meselesiydi. Kureyş'in reisiydi. Peygamber'in eline büyümüş yetimdi. Bir onur meselesi yaptı. Peygamber'i sevdi, korudu. Her gün yat peygamber'e böyle böyle. O peygamber'i korudu müşküre karşı. Onun ağırlığı vardı böyle. Ağırlığı vardı, çevresi vardı. Vefat etti. Peygamber tabi çok üzüldü. Hatta Peygamber hastayken gitti yine ziyaretine. Artık ölüm halinde artık. Bilinci var ama artık ölüm artık belirmiş kendisinden. Peygamber yalvardı. Çünkü Peygamber iyiliği gördü Peygamber'in böyle. Amca ne olur? Gidip bir kelime şehadeti. İmanda git de sana mahşerde şefaat edebileyim. Edemiyorsa başlık bir şey. İşte olacak ya, o anda Ebu Cehil oraya gelmiş. Ebu Cehil orada, Ebu Cehil kafir muhtemelen. O da Ebu Talip, sakın bırakma babanı dinle. Yani putlarını tapmayı bırakma derken, o gargara yaptı, büyük işi, gürültüye verdi, işi, patrı işi verdi böylece. O anda o da öldü, getiremedi yine muhtemelen. Üç gün sonra acının daha büyüğü oldu ama Peygamberimizin vefakar eşi Hacı Kübra Validemiz vefat etti muhtemelen. Üç gün sonra böyle. Yani Peygamber iki dayanağı vardı. Peygamber dünyada insan olarak böyle. Dışarıda amcası Ebu Talip onu koruyordu, himaye ediyordu. Ağırlığı vardı. Evde de Hatice Validemiz, Hacı Kübra Validemiz muhtemelen böyle. Çok akıllı böyle. Akıllı, bilinçli, onda çevresi vardı, zengin de kendisi vardı. Mekke'de ağırlığı, saygısı olan bir kadındı kendisi de. Fakat Peygamber'e karşı çok aşırı sevgisi var Peygamber'e karşı da böyle. Peygamber'i korurdu. Peygamber eve geldiği zamanlar tabii inciniyor, hakaret oruyor. O gönlünü yapardı Peygamber'imiz Aleyhisselatü'ne. Üç gün sonra o da vefat etti. Ev tabii karardı. Bir peygamber. Peygamber akarsuya benzer muhteremler. Evliya kuyusuna benzer böyle. Giden kuyuna su alabilir. Kimseye suyu götürüp ayağına götüremez. Peygamber akarsu gibi muhteremler. Önüne engel çıktı durmaz orada böyle. Hemen sağa gider, sola gider, oraya kıvrıla 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 kırım kırım gider peygamber muhterem böyle. Yani peygamberlik çok ağır görev muhtemelen böyle. Yani ölümü göze ala ala muhtemelen böyle. Her şey ala ala yapacak tabi peygamberler. Bir de üstelik üçüncü bir kısmet oldu. Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oldu şimdi, başı oldu. Ebu Leheb. O da amcası peygamberimizin ama İslam düşmanı hakkında sure gelen, Tevbe suresi gelen böyle. O da peygamber tabi düşmanı. Peygamberimiz artık göre yaptırmadı Mekke'ye mükerremede. Arkasına geziyorlar, taş atıyorlar, birini konuş önlüyorlar. Ağır baskı yapıyorlar peygamberimize. Peygamber artık orada yap dayanamadı, Taif'e gitti. Yanına bir kişi aldı sahabeden, Hazreti bin Harise'yi aldı yanına. Bir ay orada çalıştı peygamberimiz. Tabi tebliğ onları davet etti. Bir ay Taif'te. 30 gün bir ay. Durmadan İslam'a etti. Bir kişi bana gelmedi muhtemelen. Yani İslam böyle kolay kolay kurulmadı muhtemelen diyeyim böyle böyle. Tabi sonradan binler kişi bir anda geldi ama gelmedi. Peygamber sonradan tabi döndü geldi. Yine döndü Peygamber Mekke'ye geldi. Yine bir gün müşrikler Peygamber'i gördükleri de tabi üzerine varıyorlar. Hakaret ediyorlar böyle. Her şeyi yapıyorlar Peygamber'e karşı. Tabi onun da bir gönlü var. İncinen, hassas gönlü Peygamber'e var böyle. Tabi karşılık vermiyor. Sineği çekiyor ama
Tabii bir dayanma gücü var bunların. O gün Peygamber çok yorulmuştu o gün. Peygamber üzgün, bitkin bir halde çok yorgundu. Akşam oldu, hava karardı tabii. Akşamdan hatta sonra hava iyice karardı. Eve gitse ev karanlık. Eşi o vefakar Hatice Vâl-i Kübrâ'mız yok evde ki onu karşılasın muhtemelen böyle. Ona bir şey hazırlasın veyahut da böyle. Ev karanlık tabii. Onun lamba yok yani bas düğmeye yansın böyle. Amcasının kızı Ümmü Hani, Ebu Talib'in kızı. Zaten beraber büyürler onu. Aynı evde beraber büyürler. Ona gitti gece. Ya Ümmü Hani dedi, kim o? Benim, ene Muhammed dedi böyle. Peygamber dedi ki, çok yorgun bitkinim dedi, bu akşam burada kalmak istiyorum. Peki dedi, onu içeri aldı. Dedi, haberim olsaydı, sana bir şey hazırladım ben dedi be. Dedi, hazır yok bir şey be. Yemek istemem peygamberi böyle. Yalnız bana bir hasır yatayım, hasır ver. Bir de leğen ibrik ver, absalayım böyle. Bir şey mi başka bir şey? Hem Ümmü Hani Hazretleri, amcasının kızı bir hasır ona verdi. Hurma gibi işleyen hurma hasırlar ince olur bunlar. Hasır verdi. Yer toprak tabii. Leğen ibrik verdi kendisine. O çekildi. Aklına geliyor manen ki bunun düşmanları çok. Öldürmek isterler bunun işini böyle. Aldı babasının kılıcını. Uyumadı. Üstelik bekledi onu muhtemelen böyle. Bak. Bekledi onu böyle. O kız yani. Bekledi onu böyle. Bir Hazretleri abdestini aldı, iki yer namaz kıldı. Hem uzandı hasıra. Artık uyku günlük arasında iken Rabbim emir verdi Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail'im hemen dünyaya git. Dünyaya git. Benim Habibim Muhammed Aleyhisselam Hazretleri çok üzgün, yorgun, bitkin bir halde. Onu al, gelsin, görsün bakalım, benim mülkümü görsün bakalım, bir alemi görsün bakalım, gökleri, semaları görsün de. Dedi ki, bir avuç insan müşrik. Yani şu evrenin yanında, evrene kıyas ile bir avuç müşrik nedir ki, bir avuç müşrik. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimizin uykuyla karşısındayken böyle, ya Muhammed dedi, Peygamber kalktı. Sana müjdeye geldim. Miracının mübarek olsun, kutlu olsun. Seni Rabbim davet ediyor. Rabbim mülkün geleceksin böyle. Gökleri başlarsın. Cennetleri hepsi gelecek böyle. Hepsini gelecek. Alemini gelecek. Peygamber aldı oradan. Mescide götürdü. Yani meclis haram deniliyor. Yani Kabe'nin bulunduğu yere götürdü. Oraya götürdü. Gelirken bir Burak getirmişti, Burak. Burak hayvan. Attan biraz daha küçük. Cennet Burak ama. Yani cennette yaşayan bir şey. Tabii nasıl olur bilemedi bunu muhtemelen böyle. Yani bembeyazmış rengi. Gümüş gibi bembeyaz parlakmış bir şey böyle. Zaten Burak Berk kökünden geliyor. Berk yıldırım demektir böyle. Yıldırım gibi ve parlayan böyle. Hızlı giden, süratli giden bir hayvancağız. Mevlam Cebrail'e demişti ki, buyurmuştu ki, Cebrail'im cennete git, oraya Burak al bir tane. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti, baktı, hep o tip hayvanlar, demek ki varmış öyle özel bunlar böyle, hepsi oturuyor, yem yiyorlar böylece. İşte biri kenar çekilmiş, İşte yem içmiyor böyle, duruyor böyle. Sordu Ebu Aleyhisselam, ya bırak, sen niye otlamıyorsun, şey yapıyorsun? Neyin var senin? Ya hastalık yok, yok, yok hastalık cennette. Neyin var senin? Dedi ki, ya Cebrail dedi, bak konuşuyorlar. Ya Cebrail, bilmem dedi, kaç sene önce, kaç bin sene önce, birisi eşittim böyle böyle, ya Muhammed diye, şimdi böyle. Bu isme aşık oldum. Bu isme aşık oldum. İşim yandı böyle. Muhammed'e böyle. Onu görmeden bir şey yememeye karar verdim diyor böyle.
Tabi cennet, ölüm yok cennette ama. Yemezse yaşıyorsan yine bak cennette. Yerine gülümsedi. Gel zaman size onu kavuşturayım ben dedi muhtemelen bakışım böyle böyle. Aldı onu da getirdi. Getirdi. Sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamber yatırırlar orada yere. Cennete bir leğen getirmiş. Leğen cennetten bir kap yani getirmiş böyle. Tabi cennet kapları diye benzemez muhtemelen böyle artık. Benzemez. Melekler Peygamber'in göğsünü yardılar muhteremler. Düz be yardılar göğsünü be yardılar. Kalbini çıkardılar. Ama ağrısız, kansız, bıçaksız böyle. Yani melekler buna tasarruf diyor, tasarruf diyor muhterem eder. Mesela melek Rab izin verirse bir şey bir nazar tasarruf eder böyle, o binayı yıkar, paramparça muhterem böyle. Demir eritir böyle melekler de. Melekler Peygamber Hazretleri'nin göğsünü yardılar, o yönden aşağı doğru böyle. Uzun namazı yaptılar, açtılar göğsünü, açtılar göğsünü. Tabi kan da yok, ağrı yok, bıçak yok, şey bu şekilde böyle. Kalbini çıkardılar, yıkadılar. Neyle? Zemzem suyuyla. Bakın, zemzem suyuyla böyle. Yani Cebrail Aleyhisselam cennet gelirken oradan kap getirdi, leğen getirdi böyle. Neyse kap getirdi oradan böyle. Oradan cennetten suyu getirmedi. Bakın, zemzem suyu kıymetli mi konu? Zemzem suyu böyle. Zemzem suyuyla Peygamber'in kalbi yıkadılar. Böyle. Biraz da içindeki kara kan vardı kapta böyle. O işte evham korku hep ona göre böyle. Kara kan vardır kalpte. Onu yıkadılar. İçini, kalbini imanla nuru doldururlar içerisinde böyle. Yapıştırır. Hiç acı yapmıyor. Yeri belirli tabi kendisine böyle. Buna ameliyat deniyor. Manevi ameliyat. Evliyanın da baştan geçer bu. Onlar ki rüyada olur muhtemelen. Olur böyle şey. Yani evliyada o makamı geçer zamanlar o da ameliyat tabiri evliyada böyle. Kalbi bir temizlenir. Neden muhtemelen? Çünkü Peygamber gidecek göklere. Neler var gökte muhtemelen böyle? Yani dünyadan büyük melekler, güneş sisteminden büyük melekler böyle. Heybetli melekler, neler 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 var bu şekilde. Tabii bir insanın Peygamber de olsa bir beşerin kalbi buna dayanamaz. Kalp durur. Dayanamaz onlara muhtemelen böyle. Bunun için onlara tahammül etmesi için bu gerekti muhtemelen böyle. Gerekti böyle. Yani kalbindeki o karar alındı. Temizlendi kalbi. Zemin suyu yıkandı. İçi iman nuru dolduruldu. Kalp genişledi. Ki Mevlam buyuruyor. Elerim neşrahlike saldırak. Elerim neşrahlike saldırak. Abi senin sadrını açmadık mı? Açmadık mı senin sadrını göğsünde böyle böyle. Yani her şeyi kalp genişledi, göğüs genişledi, kalp genişledi. Her şeyi artık kabullenebilir ben artık böyle böyle. Tabii ciğerini de görecek Peygamber, görecek bunlar, görecek bunları böyle. Sonra Peygamber Hazretleri beraber Mescid-i Haram'dan, yani Kabe'nin bulunduğu yerden bura getir Cebrail Aleyhisselam. Ya Resulallah, bin bura. Bunun üzerine bin. Peygamberimiz bura binecek. Bura bindirmiyor ama. Huzur yapıyor Burak. Allah Allah. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, bura ne oldu sana? Bak sen aşıktın Muhammed Aleyhisselatü'ne böyle. Onun için kavuş neyi böyle yapıyorsun? Benim bir şartım var. Ne şartın? Kabirden kalkıp da mahşere gideceği günde benim üzerine binerse o zaman dururum böyle. Peygamberimiz de evet, binerim söz verdi muhtemelen böyle böyle. Söz verdi. Tabi Burak teslim olmaması da böyle. Peygamber üzerine bindi. Şimdi Mekke'ye mükerremede o gün nasıl geçti? O günü geçti Peygamberimizin. Zulüm, baskı, işkence, hakaretler, karanlık zulümat dönemi Mekke'ye muhtemelenler. O Allah'ın Resulü Hatip Enbiya Hazretleri, son peygamber, peygamberlerin peygamberi, Hatip Enbiya o makamda. Allah'ın o şehri kuralı muhtemelini koydu, kuralı böyle böyle. Sabır, tahammül Allah yolunda gerekiyor bakınız. Sabır, tahammül gerekiyor böyle böyle. Gerekiyor.
Fakat şimdi ne oldu? Burak peygamber bindi. Burak bindi. Sağında Cebrail aleyhisselam. Sağında. Solda Mikail aleyhisselam. Önde arkasında melek. 70 bin melek muhtemelen. Melekler önünde böyle. Bir mali bir merasimle, böyle bir törenle çıkıldı. Kudüs'e doğru muhtemelen böyle. Burak gözünün gördüğü yere bir ayağını basıyor. Tabii dört ayağı var. Tabii çöl, açık hava, önünde bir engel yok. Gözün gördüğü yere, 50 kilometre belki 100 kilometre ne görüyorsa, gözün gördüğü yere ayağına basıyor, öbür ayağını tekrar o kadar uzağa basıyor. Tabii böyle. Tabii kısa zamanda Kudüs'e geldiler bunlar. Tabii yolda çok şey oldu, imtihanlar oldu yolda benim mesela. Şunlar bunlar oldu falan derken böylece imtihanlar oldu. Hatta bir kadın çıktı önünde. Çok oldu da böyle yani kadın şeklinde. Aslında kadın değil, kadın şeklinde çıktı biri. Yaşlı, yaşlı fakat çok süslenmiş, püslenmiş böyle. Sanki genç görünür gibi. O kadar zinetli bir içerisinde. Ya Muhammed dur diye bağırdı. Peygamber durmadım, yürüdü. Peki Cebrail aleyhisselam iyi ki durmadan ya Muhammed dursa ne de böyle? O dünyaydı. Yani dünyanın yaşlı, artık yaşamış dünya artık böyle. Sana öyle göründü bu şekilde. Eğer dursaydın, ümmet dünya aldanacaktı. Ümmetin böyle. Çok imtihan oldu daha yolda bu şekilde. Haller oldu, imtihanlar. Oradan Kudüs'e geldiler muhteremler. Kudüs'e geldiler. Kudüs'te Meclis-i Aksa vardı onlar böyle. Meclis-i Aksa. Davud Aleyhisselam'ı yapmaya başlamıştı. Ömrü yetmedi. Kudüs Aleyhisselam'ı tamamladı Meclis-i Aksa'yı. Meclis-i Aksa'nın karşısında bir kaya vardı. Adı Kubbetü Sahra deniyor. Kubbetü Sahra. Yani sahra kaya demektir böyle. Yani kubbe şeklinde, yani yarım daire şeklinde büyük bir kaya. Büyük bir kaya. Meclis-i Aksa'nın hemen karşısındaydı. Biz aslında orada böyle. Peygamber oraya indi. Cevabilerin işaretiyle indi oraya böyle. Orada bir halka vardı kayada. Demir halka vardı. Her peygamber oraya halkaya bağırılmış hayvanlı Kudüs'e gelince. Hayattayken böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri de Burak'ı oraya bağladı. Tabi Burak kaçmaz ama neye işareti bu? Tedbir işaret bu muhtemelen. Tedbire. Yani tedbir alacak, takdir Allah'ın yine bu şey böyle. Bağladı. Oradan Peygamber Meclis-i Aksa'ya geldi şimdi. Meclis-i Aksa'da, önünde de kapısında Peygamber bekleyenler. Kim? Peygamber ruhları. Ne kadar Peygamber gelmişse dünyaya, 124 bin falan deniyor mesela, kesin değil ama. Daha fazla deniyor rivayetler. Peygamber hepsinin ruhu geldiler. Aynı ama hayatta yaşadıkları şekilde geldiler muhtemelen böyle. Peygamberle görüştüler, onu karşıladılar, tanıştılar. Mesela Adem'e ben Adem senin babanım dedin dedi böyle. Şimdi Nuh Aleyhisselam ruhu hepsi böyle tanıştılar. Dediler ki şimdi Peygamber ruhları namaz kılalım şimdi burada, cemaat yapalım burada bakalım. Meclis-i Aksa'da cemaat yapalım dediler burada böyle. Cemaat nasıl olur? İmamla olur. Hepsi peygamber. İmam kim olacak? Dediler, sen ol bakayım ya Muhammed. De bana olmaz da ya benim bak Adem Aleyhisselam benim babam dedem. Onu geçeyim ben. Adem Aleyhisselam hayır dedi. Ben olamam dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam derken böyle en son yine peygamberimize kaldı gene. Peygamber Cebrail'e baktı, işaretle geçti mihraba. Geçti mihraba. İki rekat namaz kıldılar. Hepsi peygamber. Cebrail sen orada muhtemelen, melekler orada. İki namaz kıldılar. O kılınan namaz, yani normal namaz değil muhtemelen böyle. Uzun kıraat böyle, uzun Sübhanel Rabbi Azim, Sübhanel Rabbi Ağlar'a böyle tesbihatı uzun 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 bu şekilde böyle. Belki de bir hafta sürür yani o namaz böyle. Tabi bir şey vardır, tayyiz zaman diye maddeler var. Tayyiz mekan,
Tayyi zaman derler. Tayyi zaman, zaman kısalır, uzar. Uzar böyle. Kısır, uzar böyle, yerine göre öyle. Tayyi mekan da, mekan böyle uzar, kısalır muhtemelen böyle. Evliya da bu kerameti sahiptir, evliya da muhtemelen böyle. Tayyi mekan mesela, tayyi zaman böyle. Mesela bir evliyullah, bir yere gidecek böyle. Üç günlük yol, yaya yürüyüşüyle. Bakmışsın, evliya makamına göre, işte 3 saatte gider, 2 saatte, 1 saatte gider, 10 dakikada gider muhtemelen böyle. Yani Kabe'ye gider. Tayyi mekan deniyor, tayyi zaman deniyor böyle. Az bir zamanda çok iş yapmak böyle. Az bir zamanda çok iş yapmak. Mesela bir Allah'ın dostu oturur mesela. Bakmışsın kitap yazar, kitap okur, onu yapar, bunu yapar, konu okur, kurum hatmeder, şunları bunları yapar. Bir güne belki de üç hali şey sığdırır. Tayyi mekan, tayyi zaman var böyle. O da namaz kıldı piyasada böyle, imam oldu. Namaz kıldı orada. Şimdi buraya kadar inşallah ayetini tekrar döneyim ayet-i kerime inşallah böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi. O Allah Sübhan'dır dedik başta. Sübhan böyle her nokta münezzeh. Yani sıfatları kemal sıfatı muttasıftır. Nedir sıfatlar? Mesela görme, özelliği görme. Rabbim her şeyi görür. Bizim görmemiz sınırlı. Yakını uzağı göremeyiz. Mesela duvar bize engel olur. Dağ tepe arkası engel olur bizlere böyle. Rabbim bir sıfatı es-semiye. İşit her şeyi işlemedi böyle. Her şey işlemedi böyle böyle. Gizli açık. Nerede olsa olsun böyle. Her konuşma böyle duyar muhtemelen böyle. Yani kuşun zikrini de, karnın zikrini de, hatta bitkilerin zikrini, bitkilerin muhtemelen böyle. Bitki kurdu mu, o zaman zikreden bırak kesilir o. Onun için otların pişirmemesi gerekiyor taze. Hayvanın şiverlerinin başka da böyle. Mesela mezarın şu otların böyle yaşayan kesilmemesi gerekiyor. O an onlar zikredir o tarafa böyle. Bilhassa mezarlarda olması çok makbuldür yeşil otların. Ne olsun yeşil ne olsun olsun böyle olması. Allah zikreder Mevlamızı. Tabi Sübhanallah gibi. Kelime-i Tevhid gibi zikreder böyle. O sesini oradaki yatan cenaze mevata duyar. Böyle. Onu dinler. Ondan feyiz alır muhtemelen böyle. Rahmet yarar böyle. Bir gün peygamber giderken bir yola birkaç sahabeyle beraber yol bu iki tane mezar kazmışlar. Daha yeni mezarlar kazmışlar. Peygamber ini devesinden böyle. Bak deve inmek kolay değil deve inmek. Çok zor inmek, çıkmak, binmek. İn devesinden. Orada bir ağaç buldu böyle. O çöl ağaçta böyle. Ondan iki dal kopardı böyle. Küçük dal kopardı böyle. Yeşil da kopardı. Mezarın başına dikti bunları böyle. Sordu sahabeler. Ya Resulallah bunun faresi var mı onlara? Var bunda. Bu kuruncak Allah zikreder. Bu kabir mevtanın azabı bile hafifler muhtemelen böyle. Bunlar ikisi azap oluyor bugün şu anda bu kısımda böyle. Peygamber görüyor muhtemelen böyle. İki mevta da o anda kabir azabında. Bağırıyorlar, feryat ediyorlar böyle böyle. Ediyorlar. Peki yarın ne bunların suçları ya Resulallah? Biri nemmamdı, laf taşır. Ara bozmak için. Ondan duyar buna söyler böyle. Ondan duyar buna söyler böyle. Komşu komşuya, işte gelin kaynağı arasında böyle, yani insan arasında laf taşıyan böyle. Abi bunda da nemmam derler muhtemelen bak. Bu da ne oluyor? Bunun azabı ahirete kalmıyor. Kabir devam ediyor kabirde muhtemelen. Biri de idrar sakınmaz, idrar sakınmaz muhtemelen. İdrar sakınmaz böyle böyle. Yani tam idrarını boşalmadan şey yapmadan, icamla damlar akıtır üzerine böyle. Bundan azabı bunda öyle buyurdu böyle. Bu işin mezarlarda muhtemelen yeşil ot olması, ot ne olsa olsun böyle olması gerekiyor. Ve kurumada bunu koparmak gerekiyor muhtemelen böyle.
Şimdi Mevlam Sübhane'ye girdik. Yani konular çok derin muhteremler. Ayrıca yüzeyden gitmek de bana az geliyor böyle. Tam anlatayım istedim böyle. Ama tabii zaman müsait değil. Yani böyle. Rabbim Sübhan'dır. Ya Rabbim her şeyi görür, işitir. Yani taşların zikrini, bitkinin zikrini muhteremler. Karıncanın zikrini böyle. Bizi böyle şu anda görüyor muhteremler. Görüyor, işitiyor. Niyetimizi biliyor Mevlam böylece. Bütün gökleri Mevlam biliyor. Ve Mevlam kudret sahibidir. Kadir-i Mutlak böyle muhteremler. Kudret sahibidir. Ellezi öyle bir Allah, Subhanu Allah, Allah ki Esra bir abdi kulunu yürüttü. Esra ifal babından müteaddi geliyor burada bu. Esra bir abdi kulunu Mevlam yürüttü. Yürüttü böyle. Yani kul Muhammed'in kendi yürümedi, yürüyemez yani böyle. Leylen gece. Zaten İsra gece yürüyüşen denir böyle İsra. Peygamber gece yürüttü. Burada leylen de tenbim var. İki üstüm yine burada. Bu da buradaki taklil için geliyor. Yani az zaman için geliyor böyle. Gecenin tamamına değil de gecenin az bir kısmında az kılmelamını yürüttü. Bir de Meşri Haram, Meşri Haram'dan. Kabe'nin bulunduğu yere Meşri Haram denir. Kabe'den Meşri Aksa, Meşri Aksa'ya kadar. Meşri Aksa. Aksa en son anlamına geliyor böyle. O dönemde başka yok mu Meşri yeryüzünde ondan başka? Meşri Aksa'dan başka yok mu böyle? Yürüttü böyle. Ellezi barıklı havlehü öyle Meşri Aksa ki etrafın çevresini mübarek bereketi kıldık. Yani Kudüs toprakları bereketli muhtemelen be, Kudüs toprakları böyle. Toprakları böyle. Meyve olur, sebze olur böyle. Her şey orada yetişir. Biraz zeytini meşhurdur. Kudüs'ün zeytini meşhur orası. Be. Tur-i Sina Dağı vardı böyle. Yani zeytini meşhur olan meşhurdur böyle. Barekna havlehü. Beş etrafını, çevresini mübarek kıldık böyle. Bereket yıkıldık böyle. Bu iki alü bereket. Maddi bereket, manevi bereket böyle. Meşri Aksa, peygamberin yaşadığı bir meşit peygamber derler. Yani kaç peygamber orada ibadet etti muhtemelen. Onların eshab-ı sahabeleri ibadet etti orada böyle. Mali bakımdan da kuvvetli bir yerdir böylece. Nüncü min hayatına. Şimdi Mevlam neden acaba peygamberimizi aldı böyle önce orayı götürdü, kursa götürdü, sonra götür çıkaracak. Li nürye, buradaki lam, işte bunun cevabı lamda, li, var ya lam. Buradaki lam, taalidir, iletişim böyle, hikmeti için böyle. Li nürye'yi, onu göstermek için ayetin bazısını böyle. Şimdi mesela insan evde namaz kılıyor. Camide kılarsa, sevap artıyor mu tabii böyle. Medine kılsın, sevap da artıyor. Kabe'de kılsın, da artıyor mu tabii böyle. Yani namaz namazdır. Yani herkes Mevlam her yeri kulunu görüyor. Rahmını işliyor bunlara böylece. Fakat bazı mekanın daha kutsal oluyor böyle. Meşrat namaz kılmak tabii daha faziletlidir bunun için. Min ayatına, ayetlerimizden bir kısmını bazısını, burada min mini tebziye deniyor buna böyle. Ayetin bir kısmını göstermek için. Yani Peygamberimizin bütün ayetleri göremez böyle. Yani ibreti. Göremez, alim göremez bunları. Yani bir insan, bunda tahammül olmaz bunlar tabi böylece. Bazısını görmek için. İnne hüve semiyül alim, Allah semiyül alimdir böyle. Rabbim kulunun Muhammed Peygamberimizin sözünü işitiyor, kabiliyeti biliyor böyle böyle böyle. Şimdi Meşid-i Haram'dan Peygamberimiz yani Kabe'nin bundan göğe kaldırılmadı. Önce Kudüs'e götürüldü. Bırakla böyle. Neden acaba hikmet tabi böyle? Hikmetleri çok var. Biri şu muhteremler. Meşri'nin Aksa'nın Kudüs'e karşısında bir kaya vardı böyle. O dönem kaya. Açıklayan o zaman o dönemde. Şimdi meşri var böyle. Emmi var böyle. Biri o yaptırıyor. Meşri yaptırıyor. Kudüs-i Sahra meşri dedi. Meşri yaptırıyor. Şimdi vardı.
O zaman açıkta bir kaya vardı muhtemelen böyle. Göklere çıkan her varlık, yani meleklerin ne varsa oradan çıkıyordu muhtemelen böyle. Oradan çıkıyor, gökten çıkılıyor. Onun üzerine gök kapısı var böyle. Yani Cebrail Aleyhisselam olsun, başka melek olsun böyle, gece günü melekler olsun böyle. Melekler gökten oraya iniyorlar. O kubur sahraya, o kaya iniyorlar. Oradan sonra dünyaya işleri gidiyorlar. Göğe çıkan da, çıkan ne yapıyor? Kubur sahraya geliyor, oradan çıkacak muhtemelen böyle. Böyle. İşte böyle. Peygamber'e diyarıdır sahra. Biri de mahşeri dünyada kuracak, mahşeri kurası. Dünyada kuracak muhtemelen, mahşeri kuracak böyle. Nerede kullanacağı? En kuvvetli rivayet, Kurus olacak muhtemelen böyle. Kurus olacak en kuvvetli böyle. Evet, Kudüs mukaddesten geliyor, kutsallıktan geliyor isim öyle. Oradan geliyor. Kurus olacak, mahşeri kuracak muhtemelen. Tabi o zaman dünya büyüyecek ama dünya. Dünya dünüz olacak, dünya çok çok büyüyecek muhtemelen böyle. Dünya bir dönüş 50 bin yıl olacak, bir dönüşü ekseninde. Şimdi buraya kadar Meşri Haram'dan Kudüs'e gelindi. Meşri Aksa'da namaz kılındı. Cemaat böyle kılındı. Peygamber helalaştı peygamberlere beraber orada. Cebrail'le beraber gene geldi Kubbetü Sahra'ya. Kaya. Yani o kaya aynen duruyor muhtemelen böyle. Üzerinde meşrit vardır böyle. Hazreti Bin Mervan. O yaptırdı. Emir harfelerinden. Beşinci halifedir Emir Halif kendisi. Üzerine meşri yaptırdı. Hala duruyor meşri tabi. Duruyor. Kayın altına giriliyor şu anda muhtemelen. Altına giriliyor böyle. İnsan boyu var böyle. Altına giriliyor. Yani toprağı da farklı bir kaya taşları. Yani yumuşak taşları böyle. Farklı bir şey. Yani mis kamer gibi kokuyor böyle. Üzerine meşrit. Altına giriş yeri var. Bunun altına giriliyor. İnsan boyundan yani elin kalanı dokunursun böyle. Böyle. Yani dokunursun elini kaldırırsan. Yumuşak bir şey be, bir farklı bir taş var be, bir kokusu var mübarek yani böyle. Yani mübarek yerler gerçekten farklı yerler muhtemelen böyle. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya, bilmiyorum şöyle gidiyor, insan gidiyor, turist gider böyle. Yani der, ya deniz sahillerine sıkıntı, bunalım, pişmanlık sonunda muhtemelen, yorgunluk. Yok böyle, günah işte böyle. Böyle. Yani aslında gecik oralar olur muhtemelen böyle. Bu Meşri Aksa'nın bulunduğu yerde öyle. Bir sabah orada sabah namazı kılmış orada. Kubbetü Sahra'da. Bir sabah namazı orada kıldım. Sonra tabi cemaat dağıldılar. İşim yok tabi. Oturayım biraz dedim böyle. Baktım bir kişi var böyle orada. Ama boş kişi değil yani anladım böyle. Evet, yanıma geldi. Tesbih var mı sende böyle? Valla Süban derler. Hil Süban. Bir tane vardı ben, kendi şeyim vardı böyle. Dedim, ver bana. Verdim, aldı. Gene tekrar bana verirse muhtemelen böyle. Böyle. İmtihan etti abi yanıta orada böylece. Ya Rabbim nasip hepinizden sonrasında muhtemelen. Tekrar hepinizden inşallah muhtemelen. Çünkü mahşer orada kuracak mahşer muhtemelen böyle. Mahşer yeri böyle. Toplama yeri orada olacak. Mahşer böyle. En zor mahşer, en zor mahşer ya. Sorguya çekilme, yardımcı yok muhteremler, kimse kimseyi görmüyor ya. Herkes birbirinden kaçıyorlar böyle, ana, baba, evlat, kardeş, hiç kimse kimseyi gözü görmüyor muhterem. Nefsi böyle, korkunç böyle. Güneş en yakın tepede, beyin kanı yal, baş aşık yalınayak, izdiham böyle izdiham kal böyle. Ter muhtemelen böyle. Su yok muhtemelen böyle. Su yok ama böyle. Ter böylece. Hatta bir mübarek zatı varmış böyle. 35-40 yaşındaymış. Hiç evlenmemiş böyle. Yani evlenmeyi pek şey görüyor kendi kendine böyle. Onu dünyaya dönüş zannediyor evlenme. Evet tam kendi görüşlerine göre. Evlenmiyor. Şimdi ibadete meşgul. Dile hizmetle meşgul. Yani bir saniye boşa geçirmeyen kişi böylece böyle. Oturmuş da bir gece bir ev sohbetinde
Bu duvara dibine yaslanmış, bir uykuya dalmış orada böyle. Dalıyor biraz, uyanıyor, bakıyor etrafına. O zaman bakıyor ki, neredeyim diye bakıyor böyle. Etrafa bakıyor, şaşırıp bakıyor böyle. Bakıyor evdeler böyle. Bak ne diyor? Zevcuni, zevcuni, beni evlendirin, beni evlendirin çabuk, beni evlendirin beni. Ya Cuma şaşıyordu ya, bu evlendirin istemiyordu. Yani çok kadınlar, kızlar bunu, kim olsa buna girdi yani böyle bir Allah dostu böyle, insan böyle. Ahlak her şey güzel böyle. Kim olsa girip istemiyordu. Diyor ne oldu ne oldu? Zevcuni diyor bana bir kadın bunu, evlendirin beni çabuk, kim olsa bunu nikahını beni böyle diyor böyle. Sonra ne oldu ya sorular bu şekilde? Ah sormayın diyor. Bu kadar dalmışım. Kendim mahşeri gördüm, kendim mahşeri gördüm. Böyle. Mahşer diye böyle. Mahşer diyordu böyle. Güneş yakıyor, yakıyor, yakıyor güneş böyle 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 diye. Yakıyor güneş tepeyi böyle böyle. Ayak yanında yer ateş gibi. Ayağın bastığı yer izdiham. Üst insanı böyle. Kalabalık, kalabalık, kalabalık böyle diye. Herkibar kalabalık, kimse bakamıyor böyle böyle diye. Korku artık muazzam diye böyle. Herkese titremedi insanı. Kimseyi görmeyeceğim böyle. Yani kurt kuzuyu görmüyor. Cin, şeytan, insan birini görmüyorlar efendim. Böyle korkulu. Bir de harar diye böyle. Yanı insan sudan böyle. Hararetten. Su yok ama diye böyle. Harar harar diye. Yani ben yandım hararetten böyle diye. Yandım hararetten diyor. Baktım diyor. Bak çocuklar diyor. Eline bir kap. Su götürüyorlar bazı insana verdi. Başta verdi. Eline bir cennet kabı. İçinde böyle serin su. Yani soğuk su. Orada. Bakıyorum bazı su götürüyor be. Tek tek çocukla görüyorum böyle be diye. Yandan şunu geçiyor diye. Yavrum ne olur bana ver. Bir yudum alayım ben de. Ben anneme götürüyorum bunu be diye. Öbürüne babamı götürüyorum böyle. Siz kimsiniz? Biz küçükken öldük. Öldük. Annem babam bize doymadı. Biz ona doymadık. İşte bize Rabbim izin verdi. Ona bir su götürüştüm böyle. Sen şu olsaydı ölseydi küçükken o sana getirdi diyor. Böyle. Onun için beni evlendirin diyor de. Ve dua ediyor, Allah'ım bana bir evlat ver, ama bunu sabit al benden diyor. Mahşede bana su getirsin bana diyor. Onu gördü, bildiği için muhtemelen böyle. Yani dünyadan bakınca el acısı tabii zor. Ama o pencereden bakınca orası 50 bin yıl muhtemelenler. 50 bin yıl, bir gün ama böyle. Hesabı çekiyor muhtemelen bu şekilde. Şimdi gelelim inşallah miraç kısmına muhteremler. Bu bitince bu konu ama artık bittiği kadar inşallah. Şimdi geldiler kayaya. O zaman orada meşri yok. Kaya üzerine geldiler. Üzerine Cebrail'e beraber. Oradan göğe çıkış başladı. Göğe çıkış. İki rivayet var. Biri miraç ile çıktı. Miraç ile. Biri de Cebrail'in kanadı üzerine çıktı peygamberle. Miraç aracı filmden gelir. İsmi alettir böyle, müftah verisinde. Yani göğe çıkan bir alet. Yani merdiven anlamı gelir. Miraç anlamı geliyor. Uruç yani yukarı çıkış anlamı geliyor böyle. Bir rivayete göre manevi merdiven böyle. Yani yürüyen merdiven anlamı geliyor böyle. Aynen basit peygamberle hem al göçe bunu böyle böyle. Nurdan merdiven böyle böyle. Bir rivayete de böyle Cebrail'in kanadı güze gitti böyle. İki rivayet bu şekilde. Peygamber oradan yine Cebrail'le beraber yola çıktılar. Tabi yükseldiler. Birinci semaya geldiler. Tabi nerede başlıyor birinci sema gökyüzü? Bilemiyorum muhtemelen bunu da böylece. Yalnız gök, yani yedi kat gök var. Bunlar madde aleme dahil bunlar ama. Yani ay, gün, yıldızlar, galaksi ne varsa, binlerce galaksi varsa hep yedi kat semada bunlar. Bunlara. O yani madde alemi, tabi melekler var orada, görevli melekler var böyle. Birinci semaya geldiler, gök kapısı kapalı ama böyle. Giriş oradan böyle, kapalı. Cebrail Aleyhisselam seslendi. Kim o? Yani Cibril Emin. Ben Cebrail'im. Yanındaki Muhammed Aleyhisselam dedi böyle. Ağaçlar içeri girdiler. Melekler bıraktı ibadetlerini, peygamberini karşıladı peygamberimizi. Birinci sema yeryüzünün beyni orada muhtemelen böyle. Oradan yönlendiriliyor dünyanın her şey muhtemelen böyle. Yani nereye yağmur yağacak? Yağmur tanesinin niteliği,
büyüklüğü, küçüklüğü, yağmurun hızı, süratı, afet mi, rahmet mi, ne olacaksa böyle, bulutların şevkiyatı, depremler, hastalıklar, mesela hastalık gelecek yeryüzüne, efendim işte şu mikrobu, bu virüsü gelecek bu şey böyle, hep oradan gönderiliyor muhtemelen böyle. Yani deprem versin, deprem muhtemelen böyle. Bir yer biraz sallanır, Rabbim izniyle bir sallar Mevlam, sallar, uyan der Mevlam. Uyarım muhtemelen ya, uyarım. Uyarım böylece. Ne yapayım hemen bütün televizyonlar, hemen kanallarında uzmanlara getiriyorlar efendim. İşte şudur, budur, fay hattı şu var, burada var, burada var, şurada var, böyle ol, şu olay, bu olay, olay, bir. Yok, yok muhtemelenler. Vallahi billahi muhtemelenler, bir üst semada. Büyük Suresi'nden geliyor. Emin menfis samayı. En az bir kere örde ya. Emin menfis samayı bir örde böyle. Siz samada o mevkten emin misiniz? Yeri batırsınlar. Ya. Yani fay hattın ipleri oradan, kumanda orada muhtemelen, kumanda muhtemelen. Oradan kumanda muhtemelen böyle. Yürüsle gelecekler. Allah'ın orduları bunlar muhtemelen böyle. Dünyaya bela, musibet. Dünya felakette muhtemelen. Dünya felakette muhtemelen. Azgınlık, şıplaklık, ahlaksızlık böyle. Sapıklık böyle. Cins sapıklıklar böyle. Her pisliklere böyle böyle. Birbirini yiyenler, saldıranlar, zulümler böyle. Gitmezse bu böyle muhtemelen böyle. Ya. Rabbim gönderdi. Ne gönderdi Rabbim gönderdi? Bunu gönderdi muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkış zamanlar biliyorsun mağarada kaldı. Arıyormuş kendisini öldürmek için. Cebrail Aleyhisselam tabi görüyor. Ya Rabbi bana izin ver. Gideyim ben bahşeye Muhammed'imizi bekleyeyim kapıda. Onu bekleyeyim ben. Tamam. Ya Cebrail Aleyhisselam otur bakalım. Sen dur bak yerine böyle. Sana gerek yok. Bir anda en küçük varlığımı gönderirim böyle. Ne gönderir Rabbim? Örümcek gönderir. Örümcek. Bakın bak ya. O ördü. Hemen mağara ağzına, küçük mağara ağzı büyük değil o kadar böyle. Mağara ağzına örümcek ördü. Ama tabii ince biraz, şeffaf işte görünüyor. Ne gerekiyor? Biraz bunun yoğunlaşması gerekiyor. Rabbim işte kadri mutlaktır herhalde. Bir rüzgar, kuvvetli bir rüzgar. Toz, toprak, kum derken böyle o ağ şey gibi oluyor böyle. Kalınlaştı, katmanlaştı muhtemelen bu şekilde böyle. Şimdi birinci samaya gelince tam melekler peygamberimizi biliyorlar muhteremler. Onu görmek istiyorlar. Yani peygamber üstün onlar meleklerden. Üstün onlardan böyle. Coşkuyla karşıladılar melekler muhteremler. Kim bilir kaç milyar, trilyon melek ama. Sayın Mevlam bilir muhtemelen meleklere böylece. Onu coşkuyla karşıladılar, tebrik ettiler. Miracını tebrik ettiler, mübarek olsun dedi kendisine böylece. Hoşbaş ettiler. Dediler, ne olur ya Muhammed, beraber bir namaz kılalım be. İmam ol, bir namaz kılalım beraberce. Demek ki bakın, melek bile Peygamber hakkında namaz kılmak için bak. Melek bile Peygamber hakkında namaz kılmak. Ya bak, çok bunu da düşün yapamadım ben böyle. Melek bile istiyor, Peygamber'e tabi olacak, arkasında namaz kılacak muhtemelen böyle böyle. İmamların tekva olması, buna tercih etmek gerekiyor. Tekva imamların muhtemelen böyle böyle gerekiyor. Peygamber imam oldu orada, iki yet namaz kıldılar muhtemelen böyle böyle. Orada namaz kıldılar. Orada bir oturuyordu. Peygamber sordu, Cebrail kim bu? Ya Cebrail kardeşim, o Adem senin baban dedi böyle. Yani gidip selam verdi. Aldı tabii selamını. Hoş geldin ya sağ elo diye selam oldu muhteremler böyle. Sonra ikinci samaya çıkıldı gökyüzüne. İkinci samaya çıkıldı. Aynı şekilde yani böyle kapı kapalı tabii. Kapı açıldı. Oraya girdiler. İkinci sema o kadar büyük ki muhteremler dünyayı ve birinci semadaki bütün melekleri içine alır. Onun 10 katı daha büyük. Yani ikinci sema, birinci semadan 10 katı daha büyük böyle. Orada 10 katı daha fazla melek var böyle böyle. Diyelim ki mesela 1 katrilyon melek varsa orada 10 katrilyon melek muhtemelen böyle böyle.
Onlar aynı coşkuyla karşıladılar. Tabi sevinç bir bağrım oldu. Melekler için orada böyle. Ruhsal zevk oldu. Bir namaz kılardı muhtemelen böyle. İki rekat peygamber imam oldu. Namaz orada kıldılar. Orada iki peygamber vardı muhtemelen böyle. Hazreti İsa, Hazreti Yahya aleyhisselam. Bunlar kara çocukları bunlar. Diğer çocukları bunlar. Böyle. İki peygamber. Üçüncü semaya gelen muhteremler. Tabii hepsi aynı şekilde. Altlayan bunlar işte böyle. O Yusuf aleyhisselam vardı. Üçüncü semada. Derken dördüncü sema, beşinci sema, altıncı semada Musa aleyhisselam var. Aynı şekilde kapı açıldı. Melekleri karşıladılar. Yalnız bir üstteki sema, diğer sema işte içine aldı 10 kat daha fazla. Mesela altıncı sema diyelim gökyüzünü. Birinci sema, ikinci, beş semadaki bütün melekler hepsini toplamının 10 kat daha fazla. Büyük muhtemelen. O kadar büyük, büyük muhtemelen şu evren muhtemelen bunun sınırı mı yok muhtemelen böyle. Yok böyle muhtemelen. Işık yılı ile mesela, ışık yılları. Ya 9 trilyon, ya 400 milyar, 8 milyon bir ışık yılı muhtemelen bak. 9 trilyon, 400 milyar, 800 milyon kilometre ışık yılı muhtemelen böyle. Saniyede 300 bin kilometre, saniyede 300 bin, 300 bin kilometre saniyede. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre çevresi. 300 bin kilometre, 7 sefer dolaşıyor muhtemelen dünya böyle. Bir saniye demedi. Acının kapı 7 sefer dolaştı dünya muhtemelen böyle. Işık yılı böyle, böyle. Derken 7. semaya gelindi. 7. sema İbrahim Aleyhisselam orada İbrahim Aleyhisselam muhtemelen böyle. Her peygamber makamına göre bir üst sema oldu tabi böyle. İbrahim Aleyhisselam. Orada bir de Beytül Mamur var 7. semada. Beytül Mamur diyor orada. İki kapısı varmış mı Beytül Mamur'un. İnci'den ve inci yapılmış. Yapılmış. Melekler tabi ediyor. Melekler tabi ediyor böyle. Ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam da orada oturuyor. Orada oturuyor. Onunla görüşte hazırlıyor böyle. Yedinci sema bitti. Artık maddi alem bitti muhteremler. Bitti maddi alemi. Artık ne ay var, ne güneş, ne yıldız var, ne bir toprak var, ne gök var, ne yer var muhtemelen böyle. Öyle maddet üstü alemler var. Geldi Sidre-i Müntaha'ya. Sidre-i Müntaha. Lemma üsviye bi Resulillah ila Sidre-i Müntaha. Peygamber diye Sidre-i Müntaha'ya götürülünce İleyha yentehi ma yarucu minel erdi. Yerden çıkanlar ancak oraya kadar gelebiliyorlar. Ve ile yentehi bihi min fevkıha. Üçlük ancak oraya inebiliyorlar. Yani ikiye bölüyor. Sidre-i Müntaha denen yer. Sidre aslında ağacın ismidir. Bir ağaç var. Arabistan olur böyle. Bir meyve ver böyle, Arabistan kar ziraatı kendisi böyle. Şöyle küçük eri gibi diyelim böyle. Sarı, koyu sarı. Olduğumda kırmızı olur böyle. İşte çeki de vardır, çok tatlı olur böyle. Ağacın da yaprakları da zeytin ağacı yaprağına biraz benzer. Siz ağacı bu şekilde. Orada bir ağaç var muhtemelen. Öyle nurdan bir ağaç var böyle. Sidir ağacı ama yere göğe hepsinin içine kaplar. O da büyük ağaç orada var. Sıracı böyle. Müntaha da en son anlamına geliyor. En son yer orası. Demek ki yerden, göklerden melekler ancak oraya kadar çıkabiliyorlar. Daha üst alemleri gayb alemi orada böyle. Hatta gayb-ı gayb de var bir de böyle. Yani gizlilik alemi. Onu Mevlam biliyor. Orada melekler var. Melekler başka melek onda melekler muhtemelen böyle. Mukarreb melekler var böyle. Meli arada melekler var böyle. Büyük melekler böyle. Demek ki yerdeki insanlara melekler, gökteki melekler ancak Sidre-i Müntaha'ya çıkabiliyorlar. Belki çıkamıyorlar. O üstündekiler, varlıklar, melekler de o iniyorlar, gökte inemiyorlar.
Aşk inemiyor muhtemelen böyle, böyle. Yani ikiye ayırıyor. Böyle böyle. İkiye ayrılıyor. Şimdi bunu anlatmak gerekirse mesela balık muhtemelen böyle. Balık var ki tatlı suda yaşar balık. Denizde yaşayamaz böyle. Yani akarsuda bir denize şey yapsın orada yaşayamaz. Geri döner. Bozu dengesi muhtemelen böyle böyle. Kaçar. Bir de iki deniz birleşmeye denizler var. Mebahi gelte kıyan, yani berzon layep kıyan, Ramos öğretim böyle. Mebahi gelte kıyan, iki deniz benim salmıştım böyle iki denize böyle. Birine kavuştu gibi olurlar, ama kavuşmazlar böyle. Aradan berzon layep kıyan, birine bir, aradan bir berzon engel var ve karışmazlar. İki deniz. Cebel Tarık boğazında, böyle. Akdeniz'de, okyanusla birine karışmıyor muhtemelen böyle. Bunu bir Fransız araştırmacı, deniz araştırmacı yarbaymış orada da, emekli olmuş olan böyle Fransa'da. Adı Pusto yani kişi. O bunu keşfetmiş muhtemelinde. Deniz araştırmacısı böyle. Oraya vermiş böyle, yaptığı aletleriyle. Merak ediyor. Daha evvel de Kızıldeniz'de bulmuş, Alman'da bulmuştur böyle. Mende boğaz var Kızıldeniz'de muhtemelen böyle. Orada bulmuş, Alman'da bulmuşlardı. İkiden birini birleşmiyorlar böyle. Yani sular birbirine gelir gibi oluyor, üstün altına akar gibi oluyor ama suyu birleşmiyorlar böyle. Kaptan Pusto bunu merak ediyor bu sefer, Fransız araştırmacı. Bakıyor ki, inceliyor bunları, okyanus suyunu inceliyor. Bunları laboratuvar ortamında inceliyor. Oradaki küçük varlıkları inceliyor. Onun tuz oranı inceliyor. Oradaki bütün maddeleri inceliyor. Akdeniz suyu inceliyor. Farklı bunlar böyle. Ama Cebet Boğazı'na açık ama birbirine gidip oluyorlar böyle ama karışmıyor bunlar muhtemelen böyle. Allah Allah nasıl olur bu böyle yerler? Bu nasıl olur? Bu ikisi buna karışmıyorlar böyle. Su. Sıvı yani böyle. Biri katı değil ki böyle. İkisi sıvı bunlar. Yani. Karışmıyorlar. Bir profesöre buna açıyor meseleyi. Acaba bu diyor, yok mu din kitaplarda böyle diyor. Yani İncil'de. Biliyor profesör. Fransız. Hristiyan böyle. Bu olsa olur diye Kur'an'da olur bunlar. Kur'an diyor, Allah'ın son kitabıdır böyle diyor. O değişmemiştir. Onda varsa vardır diyor. Sen mi Fransa'da tercüme edilen bir meali olan diye Kur'an buldu diyor. Onu da incele böyle diyor. Er-Rahman suresinde buluyor muhtemelen bunu böyle. Bir Müslüman olmuş ikincisi muhtemelen böyle. Ama sonra ailesi onu kilis yaptılar şeyinde, ölümünde şeyden böyle. Ne olsa bilmiyorum artık orası muhtemelen böyle. Yani Müslüman olmuştu muhtemelen böyle. Yani Kur'an bunu görünce demek ki ikiden birleşmediği gibi Semih Tanrı da böyle iki alem birleşmiyor muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam makamı da Semih Tanrı'da makam muhtemelen aklında. Hatta Cebrail Aleyhisselam makamına gelince, Semih Tanrı'ya gelince asli suretine dönüştü. Peygamberimiz de insan gibi görünüyor peygamberimiz de artık öyle. 600 kanadı vardır. Ama kanatları bilmiyoruz ne anlama geldiğini. Al kanatlı, çok heybetli, kim kadar büyük böyle, Allah bilir, büyüklüğünü bilir. Asya'ya dönüştü, dedi ki Peygamberimize, ya Muhammed, bana Rabbim emir verdi, seni aldım, buraya kadar getirdim. Benden artık gitti, benim vazifem bitti. Geri geçememedim muhtemelen böyle. Ama kardeşim, Cebrail, ben burada yabancısıyım. Ne diyeceğimi bilemem kendi başına bu şekilde böyle. Beni nasıl bıraksın bu şekilde? Sen ille gel deyince Yavrasan dedi ki ya Resulallah benim makamım burası böyle. Buradan dedi bir karış aşarsan yanarım ben dedi böyle. Yanarım. Neye yanıyor? Cezbi ilahi ile cezbe muhtemelen böyle. İlahi cezbe. Onu kaldıramak mı? Kaldıramak böyle böyle. Bir Eylül'la İmam-ı Şazi olma ihtimali var. Şu an aklıma kaldığına göre muhtemelen. Çok okumuştum onu da. Hazretleri böyle. Buna bir manevi cezbe geliyor. Cezbe, kulun Mevla tarafına çekilmesi Mevla'ya böyle. Cezbedim bunlar. Cezbe ilahi böyle. Yani cezbe çekim onlara gibi böyle. Yani cazibeli, yani çekici anlamına gibi böyle. Cezbe. Bu Evliyullah'a İmam-ı Şazı Hazretleri olacak, Ram Hazretleri olacak. İlahi cezbe geliyor. Bulunduğu makamında
kaç üst makamlara bir an çıkıyor böyle. Cezbeyle böyle. Ya onu kaldıramıyorum makamlara böyle. Yani bir evli ola yavaşça çıkarsa, merdivenin tek çıkarsa böyle, alışa çıkıyor bu şekilde böyle şey. Birini çıkınca kaldıramadı onları böyle. Yanacak kaldıramadı böyle. Ya Rabbi al benden bu hal bu şekilde böyle. Velham burada verdiğim geri almam ama sonra layık görüyorum dedi böyle. Şimdi Cevun Arslan dedi böyle, ya ama yanarım dedi, yanarım. Yanarım dedi böyle ya. Yani o aşkı, o cezbeyi, o maneviyatı kaldıramam dedi böyle böyle böyle. Hatta bir rivayette şöyle buyuruluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cevun'u tutuyor böyle, biraz az bir şey gel diye böyle. Ya ben tutuyorum başı böyle. Tutuyorum böyle. Bırak benim yağma diyor, yanacağım benim tabi böyle, böyle. Yani semadan sonraki esas alemler, gayb alemi, bir de gayb alemi onun sarı var. Gizlilik alemi. Vallahi bir Mevla biliyor muhtemelen böyle. Oraya kim çıkıyor, melek çıkıyor, oraya çıkıyor, bakır. Cebrail çıkıyor taraflara böylece. Şimdi ta Peygamber ise orada hüzün içinde, mahzun orada. Tabi onun davetin Rabbim yapmaya gereken muhteremler geldi onu almaya. Ne geldi? Adı ref yatağı. Cennet yatağı. Aslında Arapçada ref bir örtüye denir böyle. Örtü. Yeşil örtü yani böyle. Denir. Demek ki yeşil bir cennet yatağı. Ama bilinçli konuşan ama akıllı muhteremler. Öyle bir alem o alemden muhtemelen böyle. Akıllı, konuşan, bilinçli böyle, refref geldi böyle. Selam et Peygamber'e geldi. Dedi, ya Muhammed, sen dedi. Beni Rabbim size emre verdi. Bin üzerime, ben size göstereceğim bunları muhtemelen böyle. O tabii dayanabilecek o makamlara üzerine gelen. Onun üzerine bindi Peygamber'e bindi. Ve yolculuğu başladı. Yani bu yolculuk, yani bizim gibi, İşte ev göreyim, dükkan göreyim, şunu bunu göreyim, merak edeyim, dağ, orman göreyim, akarsu göreyim değil muhtemelen böyle. Bunun adı aslında seyri sülük derler. Seyri sülük derler. Seyri sülük. Bu tasavvuf takıyla bunu bilirler anlamını muhtemelen. Seyri sülük, manevi yürüyüş böyle. Yani kişi manen böyle yükselir mesela. Kalbin ruhu çalışır, yeterli çalışır, hücre çalışır, kişinin çalışır. Bu Peygamberimizin bu manevi seri sülükü böyle. Yani her Peygamberimiz her adımda bir makam alıyor muhtemelen böyle. Her adımda makam alıyor, makam alıyor, alıyor, makam alıyor muhtemelen Peygamber böyle. Alıyor böyle. Hatta 70 bin perde vardır. Zulümattan 70 bin de nurdan vardır böyle. Tabi o alemde nurdan perdeler var böyle. Yani o bütün perdeler açtı bu şekilde. Artık makamdan makam derken geldi Kabe Kabe Hüseyin makamı vardı. Kabe Kabe Hüseyin makamı. Bunu bilemeyiz muhtemelen tabi böyle. Yani akılla hayale bilinmez. Yani biz değil, yani Peygamber'e bu bilinmezdi o makamı. Gitmeyelim ben böyle o makama. Yani sırf Peygamber özel o makamdan muhtemelen böyle. O makamlar. Biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah'ın kelamını duydu. Ve Allah'ın konuşmasını, sözünü, yani sohbeti Mevlamızın. Nasıl duydu ama kulakları mı? Yok muhtemelenler. Musa Aleyhisselam bütün hücreleri böyle, detayları hücre böyle. Her zerresi kulak oldu böyle. Mevlamın kelamını duydu. Yani Allah'ın sohbetinde, ilahi sohbette düşünün, Peygamber sohbetinde yanar. Allah'ın sohbetinde. Musa yandı muhteremler böyle. Musa yandı böyle. Allah'ım elini en öleyik. Allah'ım ne olur camını bana gösterdi. Dayanamayacağını böyle muhterem böyle. Yandı böyle. Şimdi bir insan mesela birini çok sever. Değil mi? Mesela böyle evlat olur. Hasrettir mesela şey yapamaz ya böylece. Yani konuşur ama bir de görmek ister muhterem. Görmek ister böyle şekilde. Musa yandı böyle. Allah'ım erini en söyleyik. Allah'ım bana göster cemalini. Daha ne göreyim seni böyle. Ben burada
Hayır. Len terani. Göremezsin. Neden? Dünya bedenine dayanamaz ki muhtemelen buna cemalullah'a dayanamaz ki. Yani. Bakın bir Cebrail gibi bir ulu melek, kutsal melek muhtemelen. Kutsal melek, mukaddes melek Cebrail gibi. Onun bile tahammülü yok böyle göklere. O kayıp alemi çıkmaya bakıyor. Yanacak. Yani muhtemelen böyle. İnsan ne olmuş? Et kemik yönü muhtemelen böyle. Et kemik yönü böyle. Meram buyurdu. Len terani. Sen şu kadar daha bakın böyle. Daha param olurdu. Müslüman düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Harun Musa ve sayıka böyle. Harun Musa sayıka böyle. Düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Şimdi, tabii Peygamberimiz neydi amacı muhteremler? Cemalullah muhteremler. Cemalullah böyle şey. Kim elan buyuruyor? Mâzâgâ basarû ve mâ teğâ. Mâzâgâ basarû ve mâ teğâ. Bak. Peygamber Aleyhisselatleri vuruş ediyor böyle. Makamdan makama böyle. Alemden aleme böyle. Ne varlıklar, ne alemler, cennetler, o ulu azim melekler, melek melekler, neler. Ama mağaza göre basarı. Peygamber diyor, bakmıyor. Yani bakmadı Peygamber diyor böyle. Ve mataka kalbi bir tane azmadı muhtemelen. Yani manevi yolda Allah diye yanan bir şey görmeyecek muhtemelen. Mesela bir zaman kıldım ve arkaya çekildim muhtemelen bey bak. Mağaza gal basarı. Zeyk kayma. Yani göz bir yere kayma bakmıyor böyle. Ve mahtaka böylece. Ve Hazretleri bu şekilde aşk ilahi muhtemelen. Cizmi ilahi peygamber böyle. Halde makamlar muhtemelen. O makamların verin. Milyonda bir evliya verirsin. Evliya düşüyor durur muhtemelen. Kaldıran muhtemelen böyle. Yani Cebrail dayanamıyor. Bak Cebrail dayanıyor muhtemelen böyle. Dayanıyor bunlara. Peygamberimiz nasıl dayanıyor? Kalbi yıkandı muhtemelen. Tabii işte böyle. Açıldı. Ferah açtı bu şekilde. Yazını okudum muhteremde. Şimdi kimse şey yapmamışlar böyle. Nasıl olsa hafta inşallah devam eder inşallah böyle. Oradaki makamlar. Sonra Peygamberimizin verdiği oradaki hediyeler, ümmetin verdiği hediyeler, bize hediyeler. Peygamber dünya dönüşü. Dünyada karşılamış Peygamberimizin inşallah haftaya o konuşuldu inşallah. Lehtar-ı Fatiha.